Arkadaşlar merhaba. Hepiniz popüler kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden arkadaşlar Perşembe. Bugün Kandil arkadaşlar. Herkesin Kandili mübarek olsun. Gidin güzel arkadaşlar. 2 rekat bir namaz kılın. Dua edin kardeşlerim. Bu hastalıktan beladan inşallah tez zamanda kurtuluruz. İnşallah sağlık afiyetli maskesiz bir hayatla yaşamımıza devam ederiz. Dışarıda rahat bir huzur şekilde gezeriz. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur. Bugün de her şey istediğimiz gibi olur umarım. İddia konusunda maçta biraz riskli ama UEFA maçları her zaman ters bitebiliyor. Bizim dediğimiz şekilde de bitmeyebiliyor ama genellikle bitme olasılığı yüksek. Maçları ele aldık. Çoğu maçlarda aslında gönül isterdi ki hepsini analiz ederim, hepsini veririm. Yani genelde hepsini analiz ederim de almak isteyen içinden de seçebilir. Onun haricinde yani ulaşmak isteyenler Instagram kanalına ulaşıp maçlar hakkında bilgi sahibi edinmek amacıyla bana ulaşabilirler. Nasıl deneriz, nasıl oynayabiliriz, nasıl yapabiliriz diye arkadaşlar. Lafı fazla uzatmayalım. Dünkü maçımız geldi arkadaşlar. Celtic 1, City 2 idi arkadaşlar. 1.62'lik yakışıklı bir kombindi. Alan kardeşlerimi tebrik ediyorum. Güle güle harcasınlar. Şu reklamlarda olmasa güzel olacak. 14 attı Celtic. 1 ve 4.5 aldı. Oran yükseltmek adına ben 1.35 oranı sitede verdim. 1 ve 4.5 alt şeklinde oynayabilirsiniz dedik. 1.50'lik yaklaşık güzel bir oranı vardı. City o şekilde 2 ve 4.5 alt dedik. Oran yükseltmek adına 1.40 oranı vardı. Yani, bu maça ben arkadaşlar maç sonu 2 dedik. Yaklaşık 1.21-1.30'larda yine bakın 1.15'lere kadar düşmüş. 2.5 gol üstü 1.45 arkadaşlar. Ayrıyeten 2.5 gol üstü oynayın dedik. Bu maçımızda geldi arkadaşlar. Tek maç olarak her şey ortada. Kazanmaya, kazandırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Güzel kazanç sağladık dün itibariyle. Alan kardeşlerimi tebrik ediyorum tekrardan. Bugün de güzel maçlarımız var. Bu maçlara sizler için yorumlayacağım. Oynamak isteyen arkadaşlar değerlendirsin arkadaşlar. Akşam saatini saat 8.55'te 9'a 5 kala arkadaşlar. Geçelim maçlarımıza. Birinci maçımız Olympiakos. PSG maçı arkadaşlar. Olympiakos kendi evinde PSG yerliyor. Ev sahibine 1.95. 0-3 10 ikisinde 2.65 oran açmış. 2.5 gol üstüne 1.65 oran açmış arkadaşlar. Karşı gollerine 1.55. Yokuna da 1.85 oran açılmış. Baktığımız zaman Olympiakos son maçlarında çok formda, son maçını kaybetmiş kendi evinde. Deplasmanda arkadaşlar. Ondan önceki maçları hep kazanmış. PSG Eindhoven'da son maçlarında kötü performansa giremiş. Son maçta berabere kalmış. Ondan önceki maçı kaybetmiş. Ondan önceki maçı da kendi evinde Twente'yi kazanmış arkadaşlar. Anadolu'nun maçlara baktığımızda PSG 4-0 kazanmış. Olympiakos'a karşı. Olympiakos şu anda formda. Baktığımız üzere Bruma bir sakatları var arkadaşlar. Birkaç kişi. Deplasmanda çok sakat var. Şüpheli hasta olanlar var. Yani yırtık olanlar var. Hasta olanlar var. Bayağı bir sıkıntılı bir maç. Açıkçası. Ama ben golü geçtiğine inandığım bir maç arkadaşlar. İki takım da gol atacağını düşünüyorum. 1.55 oranından arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. İki takım da birbirine gol atacak ayakları var. İki takım da sağlam. Son maçını zaten görüyorsunuz. Olympiakos da çok sağlam. Ama ben 2.5 gol üstü tercihini maç sonucu bulaşmadan hani 2.5 gol üstü tercihi yüksek orandan sizlere veriyorum arkadaşlar. 1.65'lik orandan değerlendirebilirsiniz. Çok güzel. Hani bankoya gitmeye kadar 1.5 gol üstü almak isteyenler de 1.15 orandan değerlendirebilirler. 2.5 gol üstü diğer tercihler arkadaşlar karşı gol var şeklinde değerlendirebilirsiniz. Bu maç hakkında görüşüm bu şekilde arkadaşlar. Young Boys Bayer maç arkadaşlar. Young Boys'a 2.70 oran açılmış. 0-3 22 senede 1.90 oran açılmış. 2.5 gol üstüne 1.48 oran açmış arkadaşlar. Karşı gollerine 1.45. Yok ona da 2.05. Baktığımızda Young Boys son maçlarını çok vurdu. İçeride dışarıda her maçını kazanıyor. En az 2 gol 3 golden aşağı atmıyor. Leverkusen'de son maçlarında kendi maçında evinde kazanmış. 5-2. Ondan sonra maçı berabere kalmış. 2-2 arkadaşlar. Aranın önüne maçlara baktığımızda 2014'te 2-2 berabere kalmış. Sakat cezalara baktığımız zaman çok sakat var. Deplasmanda da ev sahibinde bu şekilde sakatlar var. Oyuncuların forvet defansmanı buradan göremiyoruz ama önemli oyuncular olacağını düşünüyorum. Ben bu maçta da goller olacağını düşünüyorum arkadaşlar. İki takım da ilk başta birbirine atacağını düşünüyorum. İki takım da birbirine gol bulur. 1.45 orandan. Oran düşük gayet güzel. O şekilde değerlendirebilirsiniz. İsteyenler de
1.48 oranından 2.5 gol üstü alabilir. 2.5 gol üstü tercihini bence mantıklı. Karşı gol var. Olması yüksek arkadaşlar. Leverkusen de atar. Yok bu zaten atıyor. Bence karşı gol olur. 2.5 gol üstü şeklinde de alabilirsiniz. 1.48 oranlarına arkadaşlar. Real Sociedad Manchester United maçı arkadaşlar. Bu maçımıza geçelim. Ev sahibine 45 0.2.90 ikisinde 2.15 oran açmış. 2.5 gol üstüne 1.75'lik gibi bir oran açmış arkadaşlar. Karşı gollerine 1.65 yokuna da 1.80 oran açılmış. Baktığımız zaman arkadaşlar son iki maçını Real Sociedad kendi evinde dışarıda kazanmış. Manu'da son 3 maçına beraber kalmış arkadaşlar. Son maçta gol atma becerisi göstermiş. Aramda oynanan maçlar 2013'te daha ki 7-8 önce de 0-0 beraber kalmış. Şimdi çok farklı bir iki takım da çok farklı. Deplasmanda önemli eksikler var. Pogba, Martial arkadaşlar, Jones, Edinson Cavani'de de antrenman eksiği. Bayağı bir sakatlıklar, cezalar var. Yani sıkıntılı bir maç iki takımda. Ama gol ve goller bulacağını düşünüyorum. İki takım da ayakları çok iyi. İki takım da birbirine atar diye düşünüyorum. Real Sociedad'da gol bulur. Deplasmanda da bir gol bulur. İlk başta karşı goller tercihini değerlendirebilirsiniz. 1.65 oranından arkadaşlar. 2.5 gol üstü 2-3 gol şeklinde biteceğini düşünüyorum. Hani 2-3 gol şeklinde değerlendirebilirsiniz. 2.5 gol üstü alabilirsiniz. 1.75 oranından arkadaşlar. İki takım da birbirine goller bulur diye düşünüyorum. 2.5 gol üstüne gider diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama 2-3 gol şekli bence mantıklı. İsteyenler karşı gol var. İsteyenler 2-3 gol şeklinde değerlendirebilir arkadaşlar bu maça. Almak isteyenler 2.5 gol üstü yüksek orandan. Ben 2.5 gol üstü tercihini görüyorum. 3 maçta da üstlük bulduğumuz maçlar arkadaşlar. Olympiakos PSG maçı sanki biraz riskli ama diğer iki karşımızda Young Boys ve Real Sociedad Manu maçları biraz daha yüksek duruyor. Üstüye arkadaşlar çok yakın gibi duruyor. Yani programlardan kaç programdan geçirdim? 2-3 programdan. Yani 2 maçta çok mantıklı geliyor. Oran yüksek gözünüze çarpıyor ama 1.75 oran gerçekten. Ama bence bu oranlar çoğunlukla geliyor. Gol goller oluyor. Onun için 2 maçta da gol olacağını düşünüyorum. Deplasmanda oynuyorsun bir de. Yani avantajlı gitmek isteyecektir. Real Sociedad'a bırakmayacaktır. Gol goller olur. Yok maç da o şekilde. İnşallah gol ve goller olur. İkilerden de maçlarımız gelir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. İnşallah goller olur ilk yerden de. İkinci yerden gollerimiz gelir. Herkese şimdiden bol şanslar, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Videoma mesaj gelsin, like atmayı unutmayın. Abone olmayan kardeşlerimize kanalımıza abone olup bizleri takip edebilirler. Herkese bol şanslar. Görüşürüz arkadaşlar.